herkese böyle olarak DNA ve genetik kodu yapıyoruz. Sonuç evren DNA ve genetik kod gerçekten çok havalı bir konu. Çok havalı olduğu için de çok önemli bir konu Tonguç'um. Çünkü zaten her sene hem bütün ulusal sınavlarda sorarlar hem de yazılı sınavlarında mutlaka sorarlar bu konudan sorular. Çünkü gerçekten de insanların bilmesi gereken bir şey varsa o da nedir Tonguç evladım? DNA'larımızın aslında bizim en önemli parçamız oldu. Mesela Tonguç'um senin en önemli parçan neresi? Tabii ki de beynim. Yani nerede? Nasıl yani? Yok kaybettim. Hayır. Hükümsüzdür. Yani, hayır öyle bir şey yok. Tamam, beynimi kaybettiğim hükümsüz. Hayır doğru aslında gerçekten insanın en önemli şey aklı. Dolayısıyla beyni. Hücrelerin de yani bizim yaşantımızda en önemli yeri aslında DNA'larımız. Çünkü bütün şifrelerimiz, bütün bilgilerimiz orada kayıtlı. Peki gel senle bunun nasıl çalıştığına bakalım. Genetik parmak izi denilen bir şey var Tonguç'um. Genetik parmak izi aslında adli olayların incelenmesi için. Mesela diyelim ki Allah korusun bir yerde bir insan diğer insanı öldürdü diyelim Allah korusun. Ve bunun sonucunda da insanlar gerçek katili bulabilmek için saç, tükürük ve kandaki o olay yerindeki bazı kalıntılara bakaraktan Tonguç'um o insanın katilinin kim olduğunu ulaşabiliyorlar. Peki nasıl oluyor? Bu nasıl oluyor? Bu aslında saç tükürük ve kandaki DNA parçalarını inceleyerekten de oluyor. Peki DNA dediğimiz şey aslında bu kadar bize kimlik gibi yapışmış gibi bir şeyse bu çok önemli bir yeri var. Mesela benim elimin renginin zenci olmaması bu DNA'mla alakalı. Peki mesela senin beynimin olmaması DNA'mla alakası yok. Senin gözlerinin mesela işte ela olması DNA'mla alakalı. İşte bu DNA dediğimiz şey aslında senin bilgilerin içinde depolandığı yer. Peki nasıl bir yapıda? Böyle birbirine dolanmış saç örgüsü gibi bir yapıda ve kılsal bilgiler tamamen DNA ile taşınır. Bunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Peki yapısını birazcık daha incelersek Tonguç'um neler var yapısında? DNA bir kere nükleotit denilen yapı taşı. Bak bu DNA'nın yapı taşından, yapı taşı demek aslında yapı taşlarından oluşuyor. Nükleotitler bir araya gelerekten DNA'ları oluşturuyor. Peki bu nükleotitlerin yapıları nasıl? Mesela bu bir nükleotit, bu bir nükleotit, bu bir nükleotit. Kaç çeşit nükleotit var Tonguç evladım benim? 86. Evladım dangoza şimdi ne 86? 4 çeşit bak. Ha. A var, T var, G var ve C var. 4 çeşit nükleotit var. Bunların aslında neden farklı olduğunu birazdan söyleyeceğim ama bunların ilk başta hemen sana şu şeylerini yazmak istiyorum. Adlarını yazmak istiyorum. Adenin nükleotidi. Buna biz timin nükleotidi diyoruz evladım benim. Bu timin nükleotidi Tonguç'um. Timin hocam. Timin evladım. Timin ben nükleotidi. Onu merak ediyorum. İşte timin, o, hayır. Timin o nükleotidin adı timin nükleotidi. Sonrasında Tonguç'um guanin nükleotidi var. Bir de sitozin nükleotidi var Tonguç'um. Dolayısıyla bizim bilmemiz gereken 4 çeşit nükleotidi. Peki bunlar neden farklı? Çünkü nükleotitlerin de içinde bazı parçalar var. Bu parçalardan birincisi Tonguç fosfat parçası P harfiyle gösteriliyor. İkincisi şeker parçası. Bu şeker dediğimiz şey aslında deoksiriboz şekeri. Deoksiriboz şekeri olduğu için zaten DNA'nın açılımı ne biliyor musun Tonguç'um? DNA'nın açılımı açılımı deoksiribonükleik asit. Wow. Bak daha havalı bir. Deoksiribo diyorlar çünkü içindeki şekerin adı deoksiriboz şekeri. Sonrasında bir de organik baz geliyor Tonguç'um. Bu organik baz işte DNA'daki nükleotitlerin farklı olmasını sağlayan yer. Çünkü bu 4 çeşit olabiliyor. Bu 4 çeşit olan organik baz adenin, timin, guanin ve sitozin şeklinde 4 farklı yapı alıyor. O zaman nükleotitler içerdikleri bazların isimlerine göre adlandırılır Tonguç'um. Ve bu bazların isimleri de ATGC şeklinde sıralanabiliyor. Bu ATGC dediğimiz şeylerin yanında hep bak dikkat edin. Deoksiriboz şekeri fosfat zaten fix bir şekilde bulunuyor ve bulunmak zorunda. İşte bu tamamen bir nükleotit oluşturuyor. Peki bunlar nasıl bir araya geliyor ve nasıl DNA'yı oluşturuyor dersen. DNA'nın özelliklerine bakalım Tonguç'um. Hemen senle çift zincirli bir yapıda. Çift zincirli bir yapıda bu birinci diz. Bak bu yeşil. Birinci zincirse Tonguç evladım benim. Şu pembiş de ikinci zincir ve bunlar birbirleriyle yapışıyor, öpüşüyor. Yani şöyle düşün. Bu iki parmağım yapıştı birbirine sonra birbirlerine dolandılar gibi düşünebilirsin. Dolanmalarının sebebi ise böyle olunca hemen çıt diye açabilirsin fermuar gibi. Ama bunu birazcık daha dolandırırsan, saç örgüsü yaparsan çok önemli gizli bilgileri
iyi bir şekilde muhafaza etmiş olsun. Birbirine öyle kolay kolay açılıp da bozulmaz diyoruz. Peki çift zincirli bir yapıdır ve aynı zamanda Tonguç'um sarmal yapıdadır. DNA, sarmal derken sarmal, zeytinyağlı mı? İşte, hayır, sarma demiyorum. Sarılmış açıklı böyle. Kendine eşleyebilir Tonguç'um. Dolayısıyla çoğalabilir. Yani sanki bir iki insanın bir araya gelip çocuk yapması gibi kendine eşleyebilir. Neden eşleyebilir? Çünkü sen de o DNA'nı çocuklarına da aktarmak zorundasın. İşte o DNA'n sonsuza kadar devam ediyor bu şekilde. Dolayısıyla bu da çok önemli bir özelliği. DNA eşlenirken, yani kendine eşlerken Tonguç'um, fermuar gibi açılıyor. Mesela hemen bir tane DNA örneği vereyim sana. Şöyle bir DNA'mız var. Sonra bu kendine işlerken böyle açılıyor Tonguç'um. Sonrasında uygun nükleotitler buraların karşısına gelip iki tane farklı DNA'cık oluşuyor. Bu iki farklı DNA'cıktan da işte neler oluşuyor? Çocuklarına gidecek DNA'lar oluşuyor aslında diyoruz. Peki Tonguç'um, DNA'nın yapısına bak. Fosfat burada, şekerimiz burada, organik bazımız burada. Mesela bu A diyelim. A'nın karşısına gelen şey her zaman T olur Tonguç'um. Çünkü neyi bileceğiz Tonguç'um? Galatasaray. At Galatasaray'ı bileceğiz. At Galatasaray. Gol at Galatasaray veya at Galatasaray forması girmiş bir at gibi ezberleyeceğiz bunu. Sabri vuruyor ve taç. A ile T, G ile S ilişkidir. Dolayısıyla bu mesela... G ise Tonguç'um, bunun karşısına S gelir Tonguç'um. Ama biz sınavlarda C harfini görüyoruz. Çünkü İngilizce'deki sitozin şöyle yazılır. Adamlar o yüzden at C'de yazılıyor. At Gençler Birliği oluyor o zaman. At Gençler Birliği. Hayır, Gençler Birliği GB şeklinde yazılıyor. Saçma ama. Dolayısıyla paşa, küme düştü hocam geçen. Fosfat, şeker ve baz da bir araya gelince paşa bahçe kavramını çıkartıyor. Bunu da bu şekilde nükleotin içindekileri ezberleyebilirsin Tonguç evladım benim. Dolayısıyla olayı net bir şekilde anladığını düşünüyorum. Peki DNA ile ilgili en önemli şeylerden bir tanesi de DNA hücre bölünmesi sırasında çok daha büyük bir yapıya dönüşüyor. Yani kromozom yapısına, Tonguç mozom yapısına dönüşüyor. Teşekkür ederim hocam. Tebrik ediyorum size. Tonguç mozom yani... Bir düğmesini daha açtım hocam. Evet, altın kolyeni de görüyorum içeriden. Kromozom dediğimiz... Sahte altın hocam, emin önden aldım. Evet. Kromozom dediğim şey DNA'nın aslında proteinlerle birleşmiş. DNA'lar yazıyorum artı protein. İki tane DNA ve protein aslında birleşince kromozom denilen büyük yapıyı oluşturuyor. Kromozom hemen bu şekilde düşünebilirsin Doğucu. Bak böyle bir yapı. Hani adamlar şöyle de çizebilirler bazen. Şöyle de gösterebilirler. Bu da aslında kromozom demek. Veya işte şöyle de noktada koyup gösterebilirler. Ama bu aslında genel olarak DNA. Pardon, kromozom. Kromozomun içinde DNA'lar var dedik. Kromozom DNA'dan daha büyük. DNA'ların içinde parçalar var. DNA parçası. Bu DNA parçalarına anlamlı DNA parçası da diyebiliyoruz. Ve bunlar bizim özelliklerimizi, faktörlerimizi kontrol ediyor. Bu anlamlı DNA parçaları aslında DNA'nın görev birimi olarak da adlandırılıyor. Onu da dipnot düşmek istiyorum. Ve bunların içinde de aslında DNA'nın yapı taşı olan nükleotitler var. Ve bunların içinde ne var dersen fosfat, şeker ve baz var demiştik zaten paşa başa demiştik. Şimdi Tonguç'um kromozom sayısı da çok önemli. Mesela insanda kromozom sayısı 46. Moli balığında kaç kromozom var Tonguç Evren'de? Daha azdır. 2 tane falan var. Hayır, 46. Köpekte kaç tane var Tonguç Evren'de? Birazcık daha benzer. Eyrelti otunda kaç tane biliyor musun? Bak çok dikkat et Tonguç'um. Çok enteresan. Hiç yoktur dedin. Çünkü eyrelti otu ot yani sonuçta. İnsan daha fazla. Eyrelti ot. Ha, ama şurada şunu unutmayacağız. Canlı büyüklüğü ve vücut gelişiminin kromozom sayısıyla ilgisi yok Tonguç. Buraya dipnot düşüyorum. Çünkü onun içindeki şifre önemli. İçindeki, yani kromozomların DNA'larının içindeki şifre veya kod önemli diyeceğiz. Dolayısıyla lütfen kromozom sayısı büyüdükçe o zaman sayı daha, canlı daha genişli demiyoruz. Ve bunun içindeki şifre tabii ki bundan daha az gelişmiş insanlarda, ama insanla mesela moli balığı aynı mıdır? Evet. Hayır, değildir. Çünkü insanın ve moli balığının şifreleri farklıdır. Ama bunların her birisinin türe özgü bir kromozom sayısı da var. O da mutlaka her türde aynı olmak zorunda diyoruz. Mesela insandaki bütün insanlarda 46'dır. Bütün moli balıklarında 46'dır. Tabii bazı istisnalar var. Onlar da çok ayrı istisnalar. Yani hastalıklarda bunlar değişebiliyor tabii ki diyoruz bazı hastalıklarda. Evet.
Evet, geçen hafta ürün sorusunu çözelim seninle beraber. Tabii bir kalem alalım. İklim değişikliğine dikkat çekmek için nasıl bir öğrenci hareketi düzenlenebilir? Susma! Sustukça sıra sana gelecek. Dangozun ne diyorsun, saçma mı? Hayır, şimdi mesela okul panolarımız var Tunguç Hocam. Evet, okul hocam. Panosu için, okul panosu için posterler hazırlanabilir. Bu mesela çok güzel bir çalışmadır ki kutup ayısı resmi konabilir. Okulda öğretmenlerimiz mutlaka bununla ilgili bir çalışma yapacaktır diyoruz. Bu hafta müdürü sorumlusu yaptığım için yorumlara yolla. Hadi bakalım, sana görünüyor. Tamamdır hocam.